i̇mam Gazali, Dil Belası, Kitabul Afetil Lisan, 5. Bölüm, 27. Beyan, Nemime'nin tarifi ve reddi vacip kısmı. Bilmiş ol ki, Nemime demek, umumiyetle birinin aleyhinde konuşulan sözü ona ulaştırmak demektir. Mesela, falan senin hakkında şöyle böyle dedi gibi. Bununla beraber, Nemime yalnız buna mahsus değildir. Ayrıca hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak da nemime olur. Bu iza ister söyleyenin, ister söyleyen kimsenin ve ister daha başka birinin hoşuna gitmeyen bir şey olsun, hepsi bir olur. Aynı zamanda bu ifşa söz, yazı ve işaretten hangisiyle olursa olsun fark etmez. Açıklanan şeyin iş veya söz olması ve adamda bir kusur olup olmaması aynıdır. Nemimenin hakikati, açıklanması hoş görülmeyen bir şeyi açıklamaktır. İnsana yakışan, insanların hallerinden hoşa gitmeyecek bir şeyi gördüğü zaman ona susmasıdır. Ancak bir Müslümana faydası dokunacak veya bir kötülüğü önleyecekse onu açıklar. Bir adamın hakkının yendiğini gördüğün zaman ona şehadet edersin. Çünkü burada bir hak vardır. Fakat bir adamı kendi malını gizlerken gördüğün zaman onu demezsin. Zira onu söylemende ortaya ayıp ve noksanlık çıkarsa işte bu nemime ve sırrı ifşa olur. Böyle yapmakla gıybet ve nemimeyi de bir araya toplamış olursun. Kendisine söz getirilen kişiye düşen vazifeler. Söz yaymanın belli başlı sebebi, ya kimden söz getiriyorsa onun kötülüğünü, veya kime söz götürüyorsa düşmanları ile birleşerek onun kötülüğü için söylüyordur. Bu gibi sözleri kendine getirip söyleyen hakkında altı vazife düşmektedir. Birincisi, bu adama inanmamaktır. Zira nemmam fasıktır. Şehadeti ise merduttur. Nitekim Allahu Teala, Ey inananlar! Eğer fasıkın biri size haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize yanarsınız. Hucurat Suresi 6. Ayet İkincisi, onu bu hareketinden dolayı takbih edip nasihat ederek bu işinden vazgeçirmektir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Marufu emret, münkerden nehyet. Lokman Suresi 17. Ayet Üçüncü vazifesi, Allah için ona buz etmektir. Zira bu adam Allah katında sevimsizdir. Allah katında sevimsiz olana buz etmek vacip olur. Dördüncüsü, bu adamın sözüyle öteki adama suizan etmemektir. Zira Allahu Teala, zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Hücurat Suresi 12. Ayet buyurmuştur. Beşincisi, bu adamın bu sözüyle araştırma yapmaktır. Adamın sözünün doğru olup olmadığını araştırma. Zira Allahu Teala tecessüsten men etmiştir. Altıncısı, Nemmam'ın men ettiğin şeyi kendine reva görmemek ve onun sözünü kimseye söylememektir. Falanca bana şöyle böyle dedi, şeklinde konuşma. Bu surette nehyettiğin şeyi kendin işler, hem Nemmam hem de gıybetçi olursun. Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz'in hükümdarlığı zamanında biri kendisine gelerek ''Falanca senin için şöyle böyle diyor.'' dedi. Ömer de ''İstersen bu işi araştıralım. Şayet yalancı çıkarsan bir fasık size haber getirdiği zaman Hücurat 6. ayet hükmüne girersin. Şayet duyduğun doğru çıkarsa diliyle iğneleyen, kovuculuk eden.'' Kalem Suresi 11. ayet Hükmüne girersin ki her iki şekilde de mesulsün. İstersen üçüncü şıkkı tercih edelim. Seni affedelim de bu iş böyle kalsın dedi. Adam, af diliyorum. Bir daha böyle bir işe girmem dedi. Hakimin birini dostlarından biri ziyarete gelir. Ziyarete esnasında diğer kardeşlerinden birinin kendi aleyhindeki sözlerini anlatır. Hakim ona der ki, bu ziyaretin çok kötü oldu. Çünkü ziyaretimde üç cinayet işledin. Birincisi kardeşliğimle arama açtın. İkincisi kalbimin huzurunu kaçırdın. Üçüncüsü de sana olan itimadımı kaybettin. Süleyman bin Abdülmelik Zühri ile bir arada otururken adamın biri yanlarına geldi. Süleyman adama dönerek duyduğuma göre aleyhimde şöyle böyle konuşmuşsun dedi. Adam, "Hayır ben öyle bir şey konuşmadım deyince Süleyman, ama bunu bana haber veren doğru bir insandır dedi. Bunun üzerine söze karışan Zühri, hayır, sana haber veren Nemmam'dır. Nemmam ise asla doğru ve sadık olamaz dedi. Süleyman da Zühri'ye, doğru söylüyorsun dedi, adama da güle güle git dedi. Hasan-ı Basri, senin lehine söz taşıyan adam, haddi zatında aleyhindedir demiştir. Yani, her ne şekilde olursa olsun, nemmama ehemmiyet vermemek, ona bağlanmamak ve ona inanmamak lazımdır. Çünkü bu gibi adamlar bir vakit, gıybet, hıyanet, haset, nifak, hile ve insanlar arasında bozgunculuk peydah etmekten kurtulamaz. Aslında bu adam, Allah'ın yasak ettiği, yeryüzünde fesat için seyahatten kurtulamaz bugün lehinde ise yarın aleyhinde olur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır. Şura Suresi 42. ayet buyurmuştur ki Nemmam bunlardan biridir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben kendi dilimle kendi aleyhimde konuşmaktan hoşlanmam. Görüyorsun ki ben ona inanıp da seninle arayı açmadım. Daha ne istiyorsun dedi. Salihlerden bir zatın yanında böyle nemmamlık yapanlardan söz açınca o zat, bunlardan ne beklersiniz? Doğru konuşmak herkes tarafından hüsnü kabul gördüğü halde yalnız bunlardır ki doğru konuşsalar da sözleri dinlenmez. Daha bunların ne kıymeti kalır dedi. Musab bin Zübeyir de şöyle diyor. Biz Nemmam'ın sözlerini kabul etmeyi Nemmamcılıktan daha kötü biliriz. Çünkü Nemmamlık bir delalet ve yol göstermektir. Onu kabul ise buna müsaadedir. Bir şeye delalet edip haber veren, onu kabul edip de ona müsaade eden biri olamaz. Siz Nemmam'dan sakınınız. Zira o sözünde doğru olsa da sırrı muhafaza etmediği, gizli işleri açığa çıkardığı için Doğruluğu da alçakça bir harekettir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar arasında söz gezdirmekle gezmeyi adet eden meşru çocuk değildir. Adamın biri Süleyman bin Abdülmelik'in huzuruna girerek size bir şeyler söyleyeceğim. Belki de ilk anda hoşunuza gitmeyecek. Fakat ağrınıza da gitse beni dinlemenizi istirham ediyorum çünkü sonunda sizi memnun edecek tarafları vardır dedi Süleyman anlat bakalım dedi bunun üzerine adam ey müminlerin emiri sizi öyle adamlar koltukladı ve etrafınızı sardı ki bunlar dinlerini vererek sizin dünyalığınızı alıyor sizin rızanızı Allah'ın gazabına tercih ediyor sizden korkuyor fakat Allah'tan korkmuyorlar Allah'ın size emanet ettiği bu vazifenizde sakın siz onlara emniyet etmeyiniz. Sakın Allah'ın sizin için muhafaza ettiği mahrem şeyleri onlara açıklamayınız. Zira onlar bu milletin batmasına, emanetin kaybolmasına, şereflerin ayaklar altında çiğnenmesine aldırış etmezler. Onların size en üstün yakınlıkları azgınlık ve fesatlıktır. En bariz vasıfları gıybet ve dedikodudur. Siz onlardan mesul, onlar ise sizden mesul değiller. Sakın kendi ahiretinizi ifsat ile onların dünyalığını ıslaha kalkışmayınız. Zira insanlar arasında en çok aldanan başkasının dünyalığı için kendi ahiretini satandır, dedi. Adamın biri Süleyman bin Abdülmelik'e Ziyadel Ahmed'in dedikodusunu yaptı. Süleyman da bunları karşılaştırdı. Ziyad adama dönerek mealen şu şiiri söyledi. Sen bir adamsın ki ben sana hiçbir yerde itimat etmem. Burada da hıyanetini gösterdin ve bir takım yalanlar uydurdun. Sen aramızda geçen bu macerada hem hıyanet etmiş hem de günah işlemiş bir vaziyettesin. Adamın biri Amr bin Ubeyde Temim kabilesinden Üsvari sohbetinde durmadan sizin kötülüğünüzden bahsediyor dedi. Amr o adama hitaben sen onun sohbetinin hakkını ödemedin. Çünkü onun konuştuklarını bana getirdin. Benim hakkımı da ödemedin. Arkadaşımla aramı açacak sözü bana söyledin. Şimdi git ona söyle. Ölüm hepimizi yakalayacak, mezar içine alacak, kıyamet bir araya toplayacak ve en hayırlı hüküm veren Allahu Teala hesabımızı görecek ve hükmünü verecektir dedi. Gammaz'ın biri, vezirlerinden Sahip bin Uba'da bir mektup gönderdi. Mektupta bir adamın ölümüyle öksüz çocuğuna bol miktarda servet intikal ettiği ve bu servetin bir kısmının sahip bin Ubat tarafından alınması tembih ve işaret edilmekteydi. Mektubu okuyan sahip, mektubun arkasına, ''Doğru da olsa, gammazlık çok çirkin bir şeydir. Şayet sen gammazlığı bir nasihat kabul edersen, senin zararın karından çok daha büyüktür. Ahmakça bu isteğini yerine getirmekten Allah'a sığınırım. Eğer ben seni aylıkçı olarak yanımda kocaltmayaydım sana layık olduğun cezayı verirdim. Ey melun bu gibi utanç verici şeylerden sakın. Allahu Teala aybını bilir. Ölü Allah'ın rahmetine ulaştı. Çocuk yetim kalmakla beli kırıldı. Allah ise onun malını çoğalttı bunun peşinde dolaşan Gammaz'a da Allah lanet etsin dedi. Lokman oğluna nasihatinde, ''Oğlum, ben sana bir takım hasletler tavsiye edeceğim. Sen bunları yerine getirirsen mensup olduğun cemaatin reisi olursun. Yakın uzak kim olursa olsun herkese güzel davran. İyiden de kötüden de cehaletini gizle. Dostlarını koru, yakınlarını ziyaret et.'' gammazlığa kıymet vermeyeceğine, ara bozucu azgınların sözünü dinlemeyeceğine dair onları temin et. Öyle arkadaş seç ki ayrıldığınız zaman ne sen onları ne de onlar seni diline dolasın demiştir. Diğer biri, nemmamlık, yalancılık, haset ve nifak üzerine kurulmuştur. Bunlar ise üzerine tencere konan sacaya gibi zilletin bacaklarıdır demiştir diğer zatın biri de şöyle der. Nemmam'ın sözleri doğru olsa bile aleyhinde bulunandan daha kötüsü yine bu Nemmam'dır. Zira o gıyabında konuştuğu sözleri sana söylemez. Yüzüne karşı bu sözleri söyleyen Nemmam'ın kendisidir. Hülasa Nemmam'ın ortaya koyacağı kötülük büyüktür. Bunun şerrinden korumak lazımdır. Hammad bin Seleme bir hikayesinde şöyle diyor adamın biri bir köle satın alacaktır. Sahibine kusuru olup olmadığını sorar, sahibi, biraz nemmamlığı vardır der. Adam, olsun, ben kabul ediyorum dedi ve köleyi aldı, evine getirdi. Bir müddet geçtikten sonra köle, efendinin hanımına giderek, efendi seni sevmiyor, başkasıyla evlenecek. Fakat ben büyücüyüm. İstersen onun sakalından biraz kes getir, ben bir büyü yapayım da seni sevsin, başkasıyla evlenmesin dedi. Kadını bu surette temin ettikten sonra efendisine giderek, sen bu kadına bu kadar bakıyorsun ama kadının gözü dışarıda, seni öldürüp başkasıyla bu serveti yemek ister dedi. Efendisi bu söze inanmak istemeyince köle, istersen yalandan uykuya yat, dediğimin yanlış veya doğru olduğunu o zaman anlarsın der. Adam uykuya yatar, efendisinin uykuda olduğunu köle hanımına haber verir. Hanım da usturayı alır ve sakalından kesmek üzere efendisine doğru gider. Bunu gören efendi, kölenin doğruluğuna hükmederek kadını hemen öldürür. Köle, kadının ve efendisinin akrabalarına haber verir. Bu suretle iki kabile birbirine girer, helak olurlar. İşte fesatlığın ve nemmamlığın kötü neticesi. 28. Beyan 17. Afet 200 yüzde olup iki asım arasına girmek, herkese arzusuna göre konuşmak. Böyle iki asım ile her iki tarafında arzusuna göre konuşmayanlar da pek azdır. Bu davranış nifakın ta kendisidir. Ammar bin Yasir'in radıyallahu an rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Dünyada iki yüzde olanların kıyamet günü ateşten iki dilleri olur.'' Ebu Hureyre'nin rivayetinde, Kıyamet günü Allah'ın kullarından en kötülerini iki yüzlü olanlar bulursunuz. Onlar bir tarafa ayrı, öbür tarafa ayrı söyler, bir tarafa bir yüz, öbür tarafa diğer yüzüyle giderler buyurmuştur. Ebu Hureyre, iki yüzlü Allah katında emin kimse olamaz demiştir. Malik bin Dinar da Tevrat'ta şöyle okudum diyor. İnsan buluştuğu kişilerle, ayrı ayrı dudaklarla, yani ayrı ayrı ifadelerle konuştuğu zaman emanet batıl olur. Allahu Teala kıyamet günü bu iki dudağı da helak eder. Nitekim Resul Ekrem kıyamet günü yaratıklar içinde Allah katında en mebguz olanları yalancılar, kibirli olanlar ve dostlarına karşı içlerinde kin tutanlardır ki onları gördükleri zaman yüzlerine karşı onlara yaltaklık ederler. Allah ve Resulüne davet edildikleri zaman alabildiğine tembel, fakat şeytan yoluna davet edildikleri zaman ön sırada dururlar, buyurmuştur. İbni Mesud radıyallahu an diyor ki, Kavak yaprağı gibi rüzgarın her estiği tarafa dönmeyin. Yani her gördüğünüz adama senin emrindeyiz deyip ardından gitmeyin. Sağa sola yalpa vurup durmayın. Bunun gibi hasım olan iki kişiye ayrı ayrı gözükmenin nifak olduğunda ittifak edilmiştir. Nifakın pek çok alametleri var. Bu iki yüzlülük de bunlardan biridir. Rivayete göre Huzeyfe radıyallahu an ashabtan ölen birinin cenazesine iştirak etmedi. Bunu gören Ömer radıyallahu an kendisine bu cenazeye niçin iştirak etmedin? Huzeyfe o onlardan münafıklardan idi, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Huzeyfe'ye yemin verdirerek, bende nifak var mı, diye sordu ve ısrarla bunun üzerinde durdu. Huzeyfe, ama senden başka kimseyi temin edemem, dedi. Şüphesiz buradaki maksadı, dindeki nifak değil, ameldeki riyadır. Şayet bir adam nasıl davranırsa, iki yüzlü sayılır ve bunun haddi nedir, diye sorarsan, Derim ki iki asımdan her birine ayrı ayrı gider, her ikisiyle de güzel konuşur ve aynı zamanda konuştuğu sözde yalancı değilse bu adam ne münafık ne de iki yüzlüdür. Zira bir insan bazen iki asmının her ikisiyle de ayrı ayrı dost olur. Bazen bu ahbaplık kardeşlik derecesine de yükselmez. Çünkü tam manasıyla dostluk ve kardeşlik tahakkuk ederse mutlak surette taraflardan birine kendisinin de husumetini gerektirir. Nitekim bunu sohbet ve uhuvvet adabında anlattık. Ancak her ikisiyle de konuştuğu sözleri birbirine taşırsa işte o zaman iki yüzlü olur. Bu hali nemmamlıktan kötüdür. Çünkü tek tarafa söz taşıyana da nemmam denir. İki taraftan söz taşıyan elbette nemmamdan kötüdür. Şayet söz taşımaz ancak her iki tarafa da evet sen haklısın derse yine bu yine iki yüzlüdür. İki tarafa da yardım vaat eder veyahut husumetlerinden dolayı iki tarafı da överse yine iki olur. Yine bunun gibi yüzüne karşı bir tarafa haklısın deyip ayrıldığı zaman haksızdır diyen de iki yüzlüdür. Bu adama yakışan ya susma veya hem huzurunda hem gıyabında haklıya haklı, haksıza ise haksız demektir. İbni Ömer'e radıyallahu an biz emirlerimizin huzuruna girdiğimiz zaman onlarla ayrı konuşur, ayrıldığımız zaman ise başka konuşuruz. Bu nasıl olur? diye sorduklarında İbni Ömer, işte biz resul Ekrem zamanında bunu nifak sayardık demiştir. Hakikat şu ki, emirin yanına girmek mecburiyeti olmadığı zaman böyle yapmak nifak alametidir. Az ile kanaat etmek suretiyle emirin huzuruna girmek mecburiyetinde olmadığı halde mevki ve servet edinmek maksadıyla emirin huzuruna girip onu övmek ve yüzüne karşı ayrı, arkasından ayrı konuşmak elbette nifaktır. Resul-i Ekrem'in mal ve mevki sevgisi suların sebzeyi bitirdiği gibi insanın kalbinde de nifak tohumunu bitirir. Buyurduğu sözün manası da budur. Zira bu istek İnsanları emirlere muhtaç eder ve onlara karşı riyakarlığa sevk eder. Fakat mecburiyet karşısında emirle ihtilat edip korkusundan dolayı onlara yaltaklık gösteren mazur olur. Çünkü şerden korunmak için tedbir almak caizdir. Ebu Derda radıyallahu an diyor ki: Yüzüne güldüğümüz nice insanlar var ki kalbimizle onları telin ederiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle bir rivayette bulunuyor. Bir gün kapıya biri geldi ve içeri girmek için müsaade istedi. Resul Ekrem, "Müsaade edin girsin. O kabilesinin en kötü bir insanıdır." buyurdu. Adam içeri girince Rasul Ekrem ona gayet tatlı ve yumuşak davrandı. Ben bu vaziyet karşısında adam çıktıktan sonra Resul Ekrem'e hitaben "Kötü adamdır." Dediğiniz halde onunla tatlı tatlı sohbet ettiniz. Bu nasıl olur diye sordum. Rasul Ekrem, ya Ayşe, insanların kötüsü şerrinden korunmak için kendisine ikram edilen kimsedir buyurdu. Fakat bu rivayet hüsnü kabul gösterip güler yüzle karşılamanın cevazını ifade eder. Metüs sena ise yalan olur. Bu ancak zaruret sebebiyle caizdir yalanın afeti kısmında bunu izah ettik. Yoksa met etmek, tasdik etmek, her batılın sözünü kabul edercesine kafa sallamak yoktur. Böyle yapan münafıktır. Batıl sözleri reddetmek lazım. Gücü yetmezse diliyle susmalı, kalbiyle inkar etmeli. 29. Beyan 18. Afet Övmek Övmek de bazı yerlerde zemmetmek gibi yasaktır. Zemmetmenin, adamın gizli hallerini açığa çıkarma ve gıybet olduğunu yukarıda anlattık. Övmenin de altı afeti vardır. Bunların dördü övende, ikisi de övülendedir. Öven taraftaki afetler. Birincisi, aşırı ömekle yalana düşmektir. Halit bin Midan diyor ki, bir hükümdarı veya herhangi bir şahsı kendisinde olmayan vasıflarla öven kimse Kıyamet günü dili peltek olduğu halde mahşer yerine gelir. İkincisi övmeye riyanın karışmasıdır. Çünkü o met ederken ona olan sevgisini açıklamak ister. Çok kere de içinden böyle olmaz ve hatta söylediklerinin çoğuna kendisi bile inanmaz. O vakit hem mürai hem münafık olur. Üçüncüsü bazen aslında bilmediği ve bilmesine de imkan olmayan hususlarda övebilir. Rivayete göre adamın biri başka birini Resul Ekrem'in huzurunda övmeye başladı. Resul Ekrem Efendimiz, "Yazık sana. Adamın boynunu kopardın. Eğer bu söylediklerini o adam duysaydı iflah olmazdı." buyurdu ve devamla "İlle de bir adamı övmek istiyorsanız, falancayı böyle sanıyoruz. Allah'a karşı kimseyi teskire edecek değiliz. Herkesin murakıbı Allah'tır." Allah da böyle kabul ederse iyidir dersiniz buyurdu. Bu afetlerin meta arız olması, metin ancak delillerle bilinebilen mutlak vasıflar hakkında yapıldığı zamandır. Mesela müttakidir, vera sahibidir, hayır hahtır gibi sözler de olur. Yoksa gece namazı kılar, sadaka verir, hac eder gibi sözlerde bu gibi afetler yoktur. Çünkü bunlar gözle görülen şeylerdir göz ile görülmeyen hususlarda kati hükme varmak doğru olmaz. Burada kati karar vermek, batını halini araştırdıktan sonradır. Hazreti Ömer radıyallahu an bir adamın bir adamı övdüğünü duydu. Sordu, bu adam ile yolculuğun var mı? Adam, hayır dedi. Hazreti Ömer, ticari ortaklığınız var mı? diye sordu. Adam, hayır dedi. Hazreti Ömer, o halde akşam sabah bir arada olan kapı komşusu musunuz? diye sordu. Adam bu sefer de hayır deyince Hazreti Ömer, ''Vallahi sen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.'' dedi. Dördüncüsü, bazen zalim ve fasıkı met etmekle onu ferahlandırmış olmasıdır. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Fasık övüldüğü zaman Allah gazap eder.'' buyurmuştur. Hasan-ı Basri de, ''Zalime uzun ömürle dua eden, yeryüzünde Allah'a isyan edilmesini seven kimsedir.'' demiştir. Halbuki zalim ve fasıka karşı yaraşan, ferahlatmak için onu övmek değil, kedere gark etmek için onu zemmetmektir. Met edilendeki afetler. Birincisi, met ediliyorum diye kendini beğenmektir ki, gerek böbürlenme ve gerekse kendini beğenme her ikisi de tehlikelidir. Hasan-ı Basri diyor ki, bir gün Hazreti Ömer elinde turası olduğu halde otururken Carut bin Münzir çıka geldi. Orada oturanlardan biri bu zat Rabia kabilesinin ileri gelenidir dedi ve bu sözü oradakiler Hazreti Ömer ve hatta Carut da duydu. Carut yaklaşınca Hazreti Ömer tura ile kendisini dövmeye başladı. Bunun üzerine Carut "Hayrola ya Ömer, ne oldu? Ne geçmişimiz var?" diye sorunca Hazreti Ömer "Ne olacak? Adamın dediğini duydun ya." dedi. Carut "Evet, duydum. Boş ver." deyince Hazreti Ömer senin kalbinde bir gurur doğar korkusu ile gururunu kırmak için sana turayı vurdum dedi. İkincisi, övülmeye başlayan insan ferahlanır ve tembelleşir de elinde olanla kifayete başlar. Kendini beğenen kimse artık daha fazla yorulmak istemez. Daha çok amel ve ibadete sarılan, daha ziyade kendini eksik ve kusurlu gören kimsedir. Artık bir defa dillere düştü mü, kendisi ne olduğum zannıyla amelini ihmale uğratır. Bunun için Rasul Ekrem, adamın boynunu kırdın, onu duysa iflah olmazdı buyurmuş ve yine yüzüne karşı met ettiğin adamın boğazına kızgın usturayı çekmiş gibi olursun buyurmuştur. Yine bir adamı öven kimseye hitaben Rasul Ekrem, Allah müstakını versin, adamı boğazladın buyurmuştur. Mıtraf diyor ki, ne zaman metü sena duydumsa hemen duymamazlıktan geldim. Zeyyad bin Ebu Müslim de, kim olursa olsun, övüldüğünü duydu mu şeytan bunu ona hoş gösterir. Fakat mümin sonra hemen döner demiştir. İbni Mübarek, ikisinin de doğru olduğunu ve hiç duymamazlıktan gelen mıtrafın anlattığı kalbin, havasın kalbi, duygulandıktan sonra kendine gelen zeyyatın anlattığı kalbinde avamın kalbi olduğunu ifade etmiştir. Yine Resul-i Ekrem ince, keskin bir kılıç ile adamın peşine düşmek, onu övmekten daha hayırlıdır buyurmuştur. Hz. Ömer de radıyallahu an övmeyi boğazlanmaya benzetmiş ve met etmek boğazlamak demektir demiştir. Çünkü boğazlanan canlı nasıl hareketten kesilirse övülen de tembelleşir veyahut övülmek ucup ve kibri doğurur. Bunlar da boğazlanmak gibi tehlikeli afetlerdir bunun için övmek boğazlamaya benzetilmiştir. Şayet övmek taraflar için saydığımız bu afetlerden salim olursa o zaman övmekte bir beis yoktur. Hatta bazen mendup da olur. Bu sebepten ötürü Resul Ekrem ashab-ı kiramını övmüş ve Hazreti Ebu Bekir hakkında eğer Ebu Bekir'in imanı bütün alemin imanı ile tartılsaydı ağır gelirdi buyurdu. Hazret Ömer hakkında da şöyle buyurmuştur. Ya Ömer, eğer ben peygamber olarak gönderilmeseydim, o gönderilen sen olurdun. Bunlardan daha üstünü övmek olur mu? Fakat resul Ekrem, gerçeği ifade buyurdukları gibi, onlar da kibir ve ucuptan çok uzak duran kimselerdi. Kibir ve böbürlenmek olduğu için, insanın kendi kendisini övmesi de yasaktır. Nitekim Resul-i Ekrem, ben Ademoğlunun efendisiyim. Fakat bende asla fahretmek yoktur bunu tahti sinimet olarak söylerim buyurmuştur. Çünkü Resul Ekrem'in iftiharı Adem oğulları nezdinde değil, Allah'a yakınlığındadır. Bu hükümdarın iltifatına mazhar olan kimsenin kapıcılara karşı bir iftihar duygusu hissetmesi gibidir. İşte yapılan bu açıklama ile Metizem ve Mette Teşvik'in telifi yapılmış oldu. ashab Kiram'ın bir cenazenin ardından giderken iyi bir adamdı. Allah rahmet etsin şeklinde konuşmaları üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetini hak etti buyurduğu rivayet edildi. Mücahit şöyle anlatıyor. Adem oğullarının çevresinde birçok melekler vardır. Adamın biri diğerini hayır ile andığı zaman melekler Allahu Teala sana da benzerini versin derler. Kötülükle andığı zaman ey gizli halleri kapalı olan insan nefsine dön kendini düzelt ve kusurlarını gizleyen Allah'a hamd eyle derler. İşte bunlar metin afetleridir. 30. Beyan Övülene düşen vazifeler Bilmiş ol ki, övülen kimse, böbürlenme ve kendini beğenme hastalığına yakalanmaktan ve tembellik göstermekten son derece sakınmalıdır. Bu hastalıklardan, insanoğlunun ancak kendini bilmesi, riyanın inceliklerini ve amellerdeki iffetleri anlamasıyla korunur. Zira insan başkasının bilemediği kendisinin birçok kusurunu bilir. Eğer kendisini met eden, onun kusurlarını bilseydi onu met etmesinden çoktan vazgeçerdi. Diğer bir vazifesi de metheden şahsı küçük göstermek ve o bilmez ve anlamaz demek suretiyle yapılan metü senayı kerih karşılamaktır. Nitekim Resul Ekrem övenlerin yüzüne toprak saçın buyurmuştur. Süfyan bin Uyayne, kendini bilen kimseye övmek ona zarar vermez diyor. Salihlerden birini övmüşler, o da Allah'ım beni sen bilirsin, bunlar bilemezler demiştir. Diğer biri de met olunduğu zaman Allah'ım şu kulun senin mekrine uğramak suretiyle bana yaklaşmak istiyor. Ben ona kızdığımda seni şahit tutarım dedi. Hazreti Ali de met edildiğini duyduğu zaman, Allah'ım bunların bilmedikleri kusurlarımı bağışla, bunların sözleriyle beni muahize etme, onların sandıklarından beni daha hayırlı eyle demiştir. Adamın biri Hazret Ömer'i övmeye başlayınca Hazret Ömer, nedir hem beni hem de kendini helake çalışıyorsun dedi. Adamın biri Hazret Ali'yi gıyabında zemmettiği halde yüzüne karşı övmeye başlayınca Hazreti Ali, söylediklerinden daha düşük ve fakat içinden geçenden daha üstünüm dedi. 31. Beyan 19. Afet Sözün gelişindeki hataların inceliklerinden gaflet. Bu afet, bilhassa Allahu Teala'nın zat ve sıfatıyla ve din işleriyle alakalı konuşmalarda olup, din hususunda konuşmak ancak fasih alimlerin işidir. İlmi ve hitabeti az olanın sözünde sürçmesi de çoğalır. Fakat Allahu Teala bu eksikliğini cehaletine bağışlar. Nitekim konuşmadaki hatanın örneği olarak Huzeyfe'nin rivayetinde Resul Ekrem sizden biriniz konuşurken Allah'ın ve senin dilediğin şekilde konuşmasın. Allah'ın dilediği sonra da senin dilediğin şeklinde konuşsun buyurmuştur. Çünkü ve kelimesi mutlak atıf içindir. Bu ise Allah'ın iradesiyle beşeri irade arasında bir müsavat hatıra getirir. Fakat sümme kelimesi terahı içindir. Kulun dilemesi geride kalır. İbn Abbas radıyallahu an diyor ki: Resul Ekrem ile bazı hususları görüştüm. Sonunda Allah ve sen dilersen dedim. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a emsal mi yapıyorsun? Yalnız Allah'ın dilediği de buyurdu. Yine resul Ekrem'in huzurunda hitapette bulunan bir kimse, Allah ve Resulüne itaat eden hidayete ulaşır, onlara isyan eden de azar dedi. Bu ikinci cümlede zamir irad etmesi bakımından Allah ile peygamberi bir seviyede gösterir gibi bir anlayış bulunduğundan resul Ekrem bu ifadeyi hoş karşılamadı ve ikincisinde de isimlerin tasrihinin daha muvafık olduğunu bildirmek üzere Allah ve Resulüne isyan edenleri. Şeklinde ifade et, buyurdu. İbrahim Nehai de, Allah'a ve sana sığınırım, şeklinde konuşmaktan hoşlanmaz, ancak Allah'a sığınırım, sonra da sana sığınırım, demeyi daha muafık bulurdu. Bunun gibi, evvel Allah sonra da siz, şeklinde konuşulur, fakat Allah ve siz olmasanız denmemelidir. Hatta bazıları, Allah'ım beni cehennemden azade eyle, şeklinde duayı da muvafık görmezlerdi. Çünkü azad edilmek cehenneme girdikten sonradır. Mesela falan kişi azad olundu dendiği zaman köleydi de hürriyetine kavuştu, manasına geldiği gibi. Bunun yerine Allah'ım bizi cehennem ateşinden koru daha muvafık bulurlardı. Adamın biri Allah'ım beni Resul-i Ekrem'in şefaatine nail olanlardan eyle diye dua edince Huzeyfe radıyallahu an Allah kolunu Resul-i Ekrem'in şefaatinden de müstakni kılar ve doğrudan doğruya affeder dedi. Yani doğrudan Allah'tan af dile demek istemiştir. Resul-i Ekrem'in şefaati Müslümanların günahkarlarına olur. İbrahim Nehayi diyor ki, adamın biri bir başka adama eşek herif, domuz herif dediği zaman kıyamet günü ona bu adamı merkep veya hınzır yap diye söylenir. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, insan bilmeyerek de şirke düşer. Hatta köpeğiyle de şirk eder. Bu gece eğer köpek olmasaydı çalınacaktık şeklinde konuşmak gibi. Hz. Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala atalarınız namına yemin etmekten sizi nehyeder. Yemin eden Allah adına yemin etsin veya sükut etsin. Hazreti Ömer, bunu duyduktan sonra bir daha yemin etmedim demiştir. Yine Resul Ekrem şöyle buyurmuştur. Üzüme kerm demeyiniz. Zira kerm Müslüman kişi demektir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayetinde Resul Ekrem sizden biriniz kulum emem demesin. Çünkü her erkek Allah'ın kulu ve her kadın da Allah'ın emesidir cariyem, hizmetçim şeklinde konuşun. Köleler de Rabbim demesin, efendim desin. Çünkü hepiniz Allah'ın kulu ve Rab yalnızca Allahu Teala'dır buyurmuştur. Yine Resul Ekrem fasık kimseye efendimiz demeyin. Çünkü fasık efendiniz olursa Rabbinizi gazaplandırmış olursunuz buyurdu. Yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Müslümanlıktan uzağım diyen kimse doğru konuşuyorsa dediği gibidir. Şayet yalan söylüyorsa salimen İslamiyet'e dönemez buyurmuştur. İşte bütün bunlar konuşmanın afetidir ki saymak mümkün değildir. Dilin afetleri hakkında anlattıklarımızı düşünen kimse, dilini serbest bıraktığı zaman bunlardan selamet bulamayacağını anlar ve o zaman Resul Ekrem'in sükut eden kurtuldu buyurduğunun manasını anlamış olur. Zira bu afetlerin hepsi tehlikelidir. Bütün bunlar konuşan adamın yolu üzerinedir. Bunlardan kurtuluş ise ancak sükut sayesindedir. Eğer konuşmasına devam ederse kendini tehlikeye atmış olur. Ancak bilgili, hatip ve vera sahibi olur ve kendini murakabe eder de az konuşursa belki selamet bulur. Her ne olursa olsun yine de tehlikeden salim değildir. 32. Beyan 20. Afet Avamın Yersiz Sualleri 20. Afet Avamın Allahu Teala'nın sıfatlarından, kelamının kadim olup olmadığından sormalarıdır. Avama düşen vazife, Kur'an'ın hükmüyle amel etmektir. Şu kadar var ki, bu gerçekler insanlara ağır gelir, boş şeyler hoşlarına gider. Avam da ilimden dem vurmak ister ve bundan zevk alır. Şeytan ona bilgiçlik taslatır, ve fazilet sahibi olduğu hissini verir. Bunu ona o kadar süsler ve sevdirir ki, ilimde küfür olan şeyi konuşmaya kadar kendisini getirir de, kendisinin ondan haberi bile olmaz. Halbuki avamın herhangi bir kepazeliği irtikap etmesi, ilim namına cahilane dem vurmasından daha salimdir. Bilhassa Allahu Teala'nın zat ve sıfatını alakadar eden mevzularda, avamın vazifesi teferruata dalmadan Peygamber Efendimizin Allah tarafından getirip haber verdiklerine inanmak ve ibadetle meşgul olmaktır. İbadetle alakalı olmayan mevzularda sual sormaları edeba aykırıdır. Aksi halde Allah'ın hışmına uğrar, küfür tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu gibilerin bu nevi sualler sormaları koyun çobanlarının devlet siyasetine müdahale etmesine benzer. Aklının ermediği, hafsalasının almadığı ve ilmi yönden kavrayamadığı bu nevi idraki onlarca güç meseleden soran makbul bir insan değildir. Çünkü o bu gibi meselenin avamı sayılır. Bunun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizi terk ettiğim şeylerde beni bırakınız. Yani sükut ettiğim hususları araştırmayınız. Sizden öncekilerin helak olanları, peygamberlerine çok sual sormaları ve onlara ihtilafları sebebiyledir size yasak ettiğim şeylerden kaçınınız, emrettiğimi de gücünüz yettiği kadar yerine getiriniz. Enes radıyallahu an diyor ki, bir gün Resul-i Ekrem'e birçok sualler sordular. Resul-i Ekrem'in canı sıkıldı ve bize kızarak, bana sorun, iyi biliniz ki nereden sorarsanız size haber vereceğim buyurdu. Bunun üzerine adamın biri kalktı ve, ey Allah'ın Resulü, babam kimdir diye sordu. resul Ekrem, senin baban Huzafedir buyurdu. Sonra iki genç kalktı ve "Bizim babamız kimdir?" diye sordular. Resul Ekrem, "Kime nispet ediyorsanız babanız onlardır." buyurdu. Daha sonra biri kalkarak "Ben cennette miyim, cehennemde miyim?" diye sordu. Resul Ekrem, "Hayır, cehennemdesin." buyurdu. Resul Ekrem'in canının sıkıldığını görenler sustu ve bir şey sormadı. Bunun üzerine Hazreti Ömer söz alarak Allah'ı Rabbimiz, İslam'ı dinimiz, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberimiz olarak kabul ettik ve buna razıyız. Ya Resulallah deyince Resul Ekrem, "Otur ya Ömer. Allah sana rahmet etsin. Sen bildiğinde muvaffak olmuşsun." buyurdu. Yine hadiste varid olduğuna göre Resul Ekrem dedikodudan, malı israftan ve çok sual sormaktan men ederek insanların sual sormakta o kadar ileri gitmesinden korkulur ki hatta mahlukatı Allah yarattı, ya Allah'ı kim yarattı diyecek kadar ileri giderler. Böyle bir sual sordukları zaman İhlas Suresini okuyun. Sonra biriniz üç kere soluna tükürerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın buyurdu. Cabir radıyallahu an Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam kısasında geri gelmeden lüzumsuz suallerin sorulmamasına işaret edilmiştir. Nitekim Hızır aleyhisselam bana uyacaksan ben sana anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana sual sorma dedi. Sonra Musa aleyhisselam gemiyi tahrip edişinin sebebini sorunca Hızır'ın ikazı üzerine unuttuğum için bana çıkışma, gücümün yetmediği şeyden beni mesul tutma dedi. Nihayet sabredemeyip Üçüncü suali de tevcih edince, işte bu benimle senin ayrılığımızdır dedi. Avamın bu gibi derin konulardan sormaları en büyük afettir. Belki sualler fitneyi uyandırır. Bunlardan men etmek lazımdır. Kur'an'ın emirlerini bırakıp da onlardan bir şeyler çıkarmaya çalışmak, padişahın fermanına riayet etmeyip de kağıdının ve yazısının vasfı üzerinde duran gibidir ki cezayı müstelzimdir. Kur'an'ın emrini bırakıp da Kur'an kadim midir, hadis midir diye uğraşan avam da bu hükümdendir. Allah'ın diğer sıfatlarında da hüküm bu minvaldedir.